İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi. Özel 4 anket yaptık, en çok oy alan Savaş. CHP'nin aday adayları açıklandıktan sonra Lütfi Savaş tercihi muhaliflerden büyük eleştiri aldı. Yılmaz Büyükelçinin aday gösterilmemesi, Mansur Yavaş'ın Mesut Özarslan'ı koymak istemesi, Etimeskut'ta Erdal Beşikçioğlu'nun tercih edilmesi tartışma yarattı. Özel'i aradım. Bu eleştirileri kendisine sordum. Lütfi Savaş'ın tercih edilmesinin gerekçesi nedir? Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar. Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın seçimi alacağız diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık. Dört kez ölçtük. Candaş Tolga Işık'ın programında deprem sonrası Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız şeklindeki sözlerini satırlatılıyor. Doğru, o yayın yapıldığı sırada ben Hatay'ın mesajını doğru alacağız, vatandaşa rağmen yapmayacağız demiştim. Anket yaptık o yüzden. Ankette kaç kişilerle farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP'nin gösterebileceği en çok oy alan aday o oluyor. Depremde savaşın sorumluluğunun olduğu eleştirisi var. Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapamam ki. 5 birim oy çıkıyorsa 3 birim çıkanı koysan seçimi kesin kaybedeceksin. Burada Lütfi Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor. Bugün DEM Parti ile görüşmeniz vardı. Onlar kent uzlaşısına uygun adaylar gösterirseniz biz de kent uzlaşısını sağlarız diyorlar. Onun dışında ortak bir isim belirleme, heyetler halinde çalışma diye bir şey yok. Etimeskut krizi açıldı mı? Orada kriz yok ki. Hatta bugün Etimeskut'ta gençlerde, sosyal medya ve Facebook'ta en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli. Son olarak Yılmaz Büyükelçen'e sorayım. Diyor ki benim 25 yıllık icraatım ortada. Ankete girdim, bu beni biraz kırdı. Sizin bir değerlendirmeniz var mı? Anket çok genel. Bütün belediyelerde yaptım. Anket çok genel. Bütün belediyelerde yaptım. Anket hoca için değil, benim için yapılıyor. Beni yönlendirsin diye. Hocayı ankete sokmadım. Eskişehirli seçmen ne diyor onu dinlemek için anket yaptım. Ayrıca ankette hocadan memnuniyet çok yüksek çıktı ama değişim nesliyle de ilgili. Yeni bir başkan adayıyla ilgili yoğun talep çıktı. Ben hocaya gelin bir eliniz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde olsun bir eliniz genel merkezde olsun dedim. Deneyimlerinden yararlanacağız ama rutin ve yorucu işleri başkaları yapacak. Biz hocanın deneyimlerinden yararlanacağız. Bence çok daha doğru bir sistem. CHP'nin Hatay meselesi. CHP önceki akşam Altısı Büyükşehir olmak üzere 242 seçim çevresindeki adaylarını açıkladı. Lütfi Savaş'ın yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı yapılması çok tartışıldı. Eleştirilere hak veriyorum. Çünkü Savaş 2009 yılında AK Parti'den Antakya, 2014 ile 2019'da ise CHP'den HBB başkanlığı yaptı. Depremde yıkılan onlarca binanın imar ve iskanına imza attı. Savaş tek sorumlu mu? Böyle söylemek haksızlık olur. Ancak sorumlular arasında bulunduğuna dair kuşku yok. CHP bir yandan AK Parti'den depremin hesabını sorarken diğer yandan savaşı aday göstermesinin izahta zorlanacaktır. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarırı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı aradım. Dediklerine göre Hatay'da anket yapılmış. Lütfi Savaş'ın yanı sıra Hatay Barosu Başkanı Cahit Açıkalın ve eski Antakya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçi'nin isimleri sorulmuş. Savaş dört ankette de açık ora önde çıkmış. Hatay'da CHP'nin tabanının ağırlıklı Alevilerden oluştuğu ve Savaş'ın AK Parti ve MHP seçmeninden oy alabildiğini belirtiyorlar. Hatay'ın savaşsız kazanılamayacağını kaydediyorlar. Ağbaba dört ankette birinci çıktı. En çok anket yapılan belediye başkanı bu. Bir de genel başkanımız söz verdi. Anketten çıkanlar gösterilecek diye. Biraz vicdan. Nasıl değiştireceğiz? CHP'nin Defne belediye başkan adayı Selim Matkap da savaş solcu değildir ama adaylar arasında kazanmaya en yakın kişi diyor. Matkaba depremde sorumluluğu sordum. Şöyle karşılık veriyor. Günah keçisi bulup yüklemeyeceğiz. Hiç kimse üzerine düşeni tam yapmadı savaşta yapmamıştır. Hatay'da 14 ilçe var. 11'i AK Partili. Onların hiç mi günahı yok? Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin alayı valayla tekrar aday gösterilirken depremin tüm faturasını savaşa kesmek gerçekten hakkaniyete aykırı. Mansur Yavaş'ın oyun kurma hakkı olmalı. CHP'de ikinci kriz Ankara Etimeskut'ta çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti ile yapılan müzakerelerde Etimeskut, Polatlı ve Gölbaşı ilçelerine kendi yol arkadaşlarını atamak istiyordu. Hazırlanan taslağa göre Etimeskut'a İyi Parti Ankara Kurucu İl Başkanı Mesut Özaslan, Gölbaşı'nda eski MHP'li Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Polatlı'da ise eski Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk aday olacaktı. Akşener planı bozdu. Özaslan İyi Parti'den istifa etti. Yavaş Etimeskut'taki iyi Parti ve ülkücü oylarını almak için öz olmazsa olmaz görüyordu. İkinci sırada oda başı vardı. Eryaman ve Bağlıca'da oyların çok arttığını düşünen CHP'liler, eski Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğeni ve Özgür Özel'in beğenerek izlediği Erdal Beşikçioğlu'nu tercih etti. CHP'liler Etimeskut'u MHP'li Enver Demirel'den alacaklarını ve yavaşla krizin aşıldığını ifade ediyor. Yavaş cephesi başkanın kızgın olduğunu savunuyor. CHP'nin Ankara'da kazanması kesin olan bir ilçenin bulunduğunu hatırlatıyor. Etimeskut'ta CHP'nin AK Parti'den 5 puan önde olduğunu, İyi Parti'nin %15,5, Zafer'in %3,9 oy aldığını belirtiyor. Seçimi kazanması kesine yakın olan Yavaş'ın başkentte oyun kurması, İyi Parti ve MHP'lilerden oy almak için kimi ilçelerde başkanları belirleme hakkı olmalı. Büyük Erşen, Kırgınım. Büyükerşen 25 yıldır Eskişehir'i yönetiyor. İSKİ skandalıyla imajı bozulan sosyal demokratların belediyecilik açısından örnek bir şehir ve deneyim yarattı. Büyükerşen yeniden aday olmak için başvurdu. Değişimciler 87 yaşındaki Büyükerşen'i çekinmeye ikna edemedi. Özgür Özel geri adım atmadı. Büyükerşen'in tavsiyesi üzerine Genel Sekreter Ayşe Ünlüce aday gösterildi. Dün Büyükerşen'i aradım ve hislerini sordum. Ne düşünüyorsunuz? kurultaydaki klikleşmelerin ve kim kimi tutuyor hissiyatının devam ettiğini zannediyorum. Ben yaşlıymışım, enerjim bitmiş diye düşünüyorlar. Halbuki Eskişehir'de yaptığım bütün hizmetleri, tecrübem, akademik bilgimle ve estetik zekamla yaptım. Bedenen yapılmadı. Beş yıl daha yapabilirdiniz yani. Aslında yapmak istemiyordum. Yeter artık diyordum. Biraz da başkaları yapsın. Danışmanlık yaparım diyordum. Müracaat etmedim il başkanı son gün genel başkana müracaat olmadı demiş o da müracaat yapsınlar demiş. Talimat kabul ettik. Neden dersen yeni genel başkandı. İstekte bulunuyordu. Sonradan benim ayrılmamı kendiliğinden bırakmamı istediler. Prestij meselesi yaptım kırıldım. Çünkü ben 25 yıllık ekibimle Demokrat Parti'den beri seçmeni sağ olan şehirde Atatürkçü layık cumhuriyetçi bir siyaset anlayışıyla yürüttük. 25 senedir beni tanımadıysanız anketlerle tanımaya kalkıyorsunuz. O da beni kırdı. Ne gerekçe gösterildi? Yaşamın ileri olması. 80 ve 90 yaşında devlet başkanları var. Devleti yönetenler, üst makamlarda bulunanlar, maraton koşucusu gibi bedenen çalışmazlar. Şantiye elemanı değildir. Bilgileriyle, kültürleriyle yaparlar. Ecevit'e verdiğim sözü tutarak örnek bir şehir meydana getirmek için bütün bilgilerimle çalıştım. Ayşe Hanım'ı siz mi önerdiniz? Ben önerdim. Sordu genel başkan. Kadınlardan var mı dedim ki genel sekreterim var. Bundan sonra ne yapacaksınız? Tecrübelerimi dikkate alarak yardım isteyenler olursa kafamdaki projeleri ki seçilebilseydik projelerim vardı onları tavsiye ederdim. Ayşe Hanım'ın seçilmesi için yardımcı olurum. Genel başkanın deyimiyle Eskişehir hocanın evladıdır. Evladımı ortada bırakmam. Kırgın gidiyorsunuz. Kırıldım kırılmam da 25 senedir yaptığım icraatla yurt dışında ve yurt içinde herkes tanırken partim beni tanımamış. Anketlerde %80 çıkmışım. Bir anket daha yapmışlar. Eskişehir'de değişim olmalı mıdır diye. O da %80 çıkmış. Böyle gerekçeler biraz tebessüm ettiriyor.